Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Haftanın son işlem gününde araştırma müdür yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le birlikte hem bilançoları konuşacağız hem de aracı kurum raporlarını ele almaya çalışacağız süremiz yettiğince. Ayrıca tabii dün yılın ilk enflasyon raporunu karşıladık. Oradan piyasa tepkilerini de değerlendireceğiz ama öncesinde Ağlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Her sabah olduğu gibi araştırma müdürü Barış Ürkün bizimle beraber bu sabah. Barış Bey hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Piyasa için hareketli bir hafta oldu. İçeride enflasyon raporu, dışarıda FED toplantısı ve tabii GameStop'la ilgili gelişmeleri takip ettik. Haftayı nasıl kapatırız, ne dersiniz? Günaydın, yayınlar diliyorum. Evet, haftanın son işlem gününe baktığımızda şöyle geriye dönüp değerlendirdiğimizde hızlıca oldukça volatilitesi yüksek bir haftayı özellikle riskli varlıklar bağlamında da geçirdiğimizi söylemek gerekiyor. Tabii bu fiyatlamaları oluşturan etkenler ne diye bakarsak eğer herhalde ilk etapta sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle Amerika'da son günlerde özellikle Reddit kullanıcıları üzerinden yaratılan spekülasyonlarla bazı hisse senetlerinde yaşanan sert yükseliş ve bu yükseliş karşısında da bazı hedge fonlarının ileri yönelik endişelerinin oluşması ve buna karşılık da bazı yatırım aracı kuruluşların bu konuda bazı işlem yasaklarını getirmesi bireysel yatırımcılara karşı bir miktar endişe azalsa da bunun genele yayılabileceği, diğer hisse senetlerine yayılabileceğine ilişkin endişelerle geçen bir günü takip edeceğiz gibi gözüküyor. Nitekim baktığımızda bu endişelerin bir miktar vadeli tarafa negatif yansımalar yarattığını da açıkçası görebiliyoruz. Açıkçası ön planda Amerika eksenli olarak baktığımızda bu gelişmeleri takip ediliyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu haftanın özelinde yine tabii ki devam eden salgın nedeniyle oluşan fiyatlamaları da takip ediyoruz bir yandan. Ve özellikle aşı uygulamaları konusunda aşı tedarikiyle ilgili yaşanan bazı endişeler ve bu konudaki belirsizlikler özellikle işte Amerika, İngiltere ve Avrupa'nın diğer ülkeleri özelinde bu eksende devam eden bir tartışma boyutunun artması da aynı zamanda bir miktarda riskli varlıklar üzerindeki etkisini noktada olumsuz anlamda da gösteriyor diyebiliriz. Aynı zamanda ABD'den beklenen mali teşvik politikası yeni bir teşvik paketiyle ilgili gelişmeler kapsamında bu sürecin uzayabileceğine ilişkin endişeler de bir miktar fiyatlamanın içerisine girdi. Açıkçası hem yurt içinde hem de yurt dışında endekslerde gözlenen aşırı yüksek seviyeler ve hisse senetlerindeki aşırı değerlemeler bağlamında bir düzeltme hareketi olmasını bekliyorduk nitekim ama bu hafta ortasında özellikle düzeltmenin sert bir biçimde gerçekleştiğini gördük ve bunu tabii ki yurt içi tarafta bizim endeksimize de sert bir şekilde yansıdığını gördük. Tabii bu gelişmeler bağlamında baktığımızda dün de açılışla birlikte gelen sert satışlar sonrasında endeks tarafında 1431'li seviyelerden gelen tepki alımları aslında bu noktada önemli. Başta dediğim gibi alınan bazı önlemlerin neticesinde bir miktar toparlanma gözlense de endeks tarafında baktığımızda 1500'ün altında bir kapanış yaptığımızı görüyoruz ve bugünkü ABD vadelerine baktığımızda ve Asya tarafında da özellikle Çin'deki likidite sıkışıklığı ile ilgili endişelerle birlikte vadelerin satış tarafında olmasıyla orada da yaşanan negatif görüntü bizim tarafta da endeksin güne bir miktar negatif bir başlangıç yapmasına olanak sağlayacakmış gibi gözüküyor. Bizim tarafta bahsettiğiniz gibi bu hafta tabii önemli bir gelişme olarak enflasyon sunumunu takip ettik. Yılın ilk enflasyon beklentinin paylaşıldığı bu sunumda Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları tabii ön plandaydı. Bu noktada yapmış olduğu açıklamalar kapsamında baktığımızda enflasyonla mücadeleye vurgunun hala devam ettiğini, sıkı para politikasına yönelik uygulamaların kararlılıkla devam edeceğinin sinyallerinin tekrardan verildiğini gördük ve faiz indirimleri konusunda da önümüzde bunun uygulanması konusunda uzun bir sürecin olduğuna ilişkin açıklamanın da geldiğini gördük. Açıkçası bu gelişmeler, bu açıklamalar yani bu kararlı tutumun sürdürmesiyle birlikte ben bunun endeks tarafına da bir miktar olumlu yansıdığını ve Türk lirası tarafına da biraz olumlu yansıdığını açıkçası düşünüyorum. O yüzden 1430'dan gelen tepkiyi biraz da buna bağlamak gerekiyor. Evet, yurt dışı fiyatlamalara bakacağız. O yüzden endeks tarafında bugünkü hareketlerle bir miktar satışla başlama durumu olabilir. 1465 seviyesini endekste ben bugün takip edeceğim. Önemli bir destek seviyesi olarak takip edilmesi gerekiyor burasının. Bunun üzerinde kalabilirsek yukarı hareketliliklerde ilk etapta 1508 ve onun üzerinde de 1525 gibi direnç seviyelerinin geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerine bir geçiş başarılabilirse tekrardan yükseliş potansiyelinden bahsedebiliyor olacağız. Fiyatlamalar bu şekilde bence olacak ve önümüzdeki hafta içerisinde izleyeceğimiz önemli veriler de var. Yurt içinde enflasyon, Amerika'dan gelecek tarım içi istihdam gibi verileri takip ediyor olacağız. Haftanın ilk gününde imalat PMI verilerini karşılayacağız Avrupa tarafında ve Amerika tarafında. Bunlar da izlenecek veriler ve aynı zamanda mali teşvik konusunda da önümüzdeki hafta görüşmelerin başlayacak olması da aslında piyasaların fiyatlaması açısından önümüzdeki hafta izlenecek önemli gelişmeler arasında olacaktır diye düşünüyorum. Dolar TL'ye son olarak değinecek olursak
Dünkü açıklamalardan sonra Türk lirasının bir miktar daha değer kazanımı içerisinde olduğunu, fakat yine 200 günlük hareketli ortalamanın çevresinde dolaştığını ve onun altına şu anda iniş gerçekleşmediğini görüyoruz ve son günlerdeki riskli varlıklardan çıkış bir miktar endişeler artmasıyla birlikte dolar endeksinin yükseliş yaşaması biraz gelişmekte olan ülke paranın üzerinde baskı yaratıyor. O yüzden de kur tarafında çok fazla aşağı yönlü bir hareket görmüyoruz. Fakat bizim tarafta yaşanan olumlu gelişmeler kapsamında değerlendireceğimiz açıklamalarla birlikte kurda özellikle 7.40-7.45 gibi seviyelerin üzerinde bir hareketin de olmadığını görüyoruz. O yüzden kur tarafında bugün beklentim 7.45 yukarıda, direnç aşağıda 7.33 civarında olacak gibi gözüküyor diye düşünüyorum. O yüzden de önümüzdeki haftaki haber akışları ve gelecek verilere göre de Türk lirası varlığından değerlendirmemizi herhalde sürdüreceğiz diye de söyleyerek sözü tekrardan size bırakayım. Barış Ürkün, Ahlat Çatır'ın Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Çok çok teşekkür ederiz yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Ve tabii içeride Garanti Bankası ile birlikte banka bilançolarını dün karşılamaya başladık. Gizem, istersen söze bu sabah oradan başlayalım şirket haberlerinde. 2020'nin tamamı için Garanti Bankası 6.24 milyar TL net kar açıklamasına gitti. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Terminalde ortalama beklenti 6.56 milyar TL şeklindeydi. Tahsili gecikmiş alacaklar da %4.5'luk bir seviye. Sermaye yeterlik rasyosunda %16.9 açıklandı. Aynı zamanda öz kaynak karlılığı %10.8, aktif karlılığında ise %1.3'lük seviyeler söz konusu oldu. Genel müdür başlığın açıklamalarında TL kredilerde %33, ticari kredilerde %40'lık 2020'nin tamamı için artışlar önemliydi. Tabii tahsili gecikmiş alacaklar tarafında piyasa 2021'de oluşacak rakamları da pandemi etkisiyle merak ediyor. Sabah Gizem şöyle bir bakmaya çalıştım. Aracı kurum raporları neler söylüyorlar Garanti BBVA'nın bilançosuyla ilgili diye. Tabii manşet rakamda bir miktar piyasanın altında kaldı dedik ama Ünlü Enko, yine Yapı Kredi Yatırım nötr olarak nitelemişler. Oyak Yatırım tarafında da yine piyasa üstü getiri tavsiyemizi koruyoruz diyorlar. Hatta daha yüksek bir çarpanla işlem görmesi gerektiğiyle ilgili teknik sebeplerini de açıklamışlar. İstersen almış olduğumuz ilk 4. çeyrek banka bilançosunu yorumlayarak bu sabah başlayalım biz de. Şimdi bu noktada özet tablomuz da var zaten Garanti Bankası'nın. Hem de zaten finansallarına ilişkin de özet tablo var. Arkadaşlarımız da onu gösterirler. Burada şimdi son çeyrekte aslında serbest karşılığı ayırmasaydı o beklentiyi tam olarak karşılıyordu. Net kar beklentisini. O yüzden piyasanın zaten hissenin reaksiyonunu nötr olmasını beklemesinin sebebi bu. Yani hisse etkisi olmaz demelerinin sebebi bu. Serbest karşılığı dahil edersek şayet bu durumda net kar piyasa tahminleriyle uyumluydu demek istiyorum. Bu noktada karşılaştığımız rakamlar 1.1 milyar TL'lik 4. çeyrek net kar rakamına işaret ediyor. Burada TL mevduat hacmine baktığımızda bankada öne çıkarabileceğim başlıklardan bir tanesi burası. Çünkü mevduat hacmi, TL mevduat hacmi sektör ortalamasının üzerinde geldiğini gördük. Nitekim çeyreğe göre, bir önceki çeyreğe göre %9.8'lik bir artış göstermiş. Sektörün ortalaması %0.8. Yıllık bazda ise %25.4 oranında büyüme göstermiş. Dolayısıyla her anlamda hem yıllık büyümesi anlamında hem de sektörün ortalamasının üzerinde gelmesi anlamında mevduat hacmindeki yükseliş olumlu. Dördüncü çeyrekte şimdi pandemiden kaynaklı tüketici kredilerinde bir yavaşlama vardı. Ama ticari krediler segmentine bakıyorum %7'lik bir artış var. Dolayısıyla ticari kredi segmentindeki artıştan kaynaklı TL kredilerde çeyreksel bazda %4.4 oranında artış gördük. Dolayısıyla bankanın yıllık TL kredi büyümesi böylece %29.1 oranında gerçekleşti. Burası da olumlu. Takipteki kredi oranına baktığımızda 3. çeyrek sonunda hatırlanacağı üzere %6 seviyesindeydi. Bunun biz 2020 sonunda 4 milyar TL'lik tutarın kayıttan düşmesi sonucunda %4.5 seviyesine gelmiş olduğunu gördük. Yine borsa açılışlarından devam ederiz. 1477 puan haftanın son işlem gününde borsanın güne başladığı seviye oldu. %1.39'luk bir değer kaybıyla yeni güne başladık. 20.90 puanlık endekste bir geri çekilme var. Açılış itibariyle iki hisse sadece yükseliyor. Onlar da gübre fabrikaları ve kartonsan olarak karşımızda. Aynı zamanda şöyle bir bakıyorum, 96 hisse düşüyor. İki hisse ise yatay değişimle ekranımıza gelmiş durumda. Karsan bu arada ikinci hisse, hemen onu da düzeltmiş olalım. Dolar TL tarafı 7.37-50 sınırında hareket.
hareketli. Euro TL tarafında da 8.93 ile borsa açılışını karşılamış olduk diyelim ve grafiklere devam edelim istersen Gizem. Şimdi TL krediler tarafında da şöyle göstereyim tabloyu. Burada işte kredilerin kırılımı var. Toplam canlı kredilerin %62'si, işte ne kadarı konut, ne kadarı işletme, bunlara dair detaylar var. Özellikle dördüncü çeyrek büyümesine baktığımızda az önce bahsettiğim gibi işte bireysel krediler, kredi kartı harç %4. Diğer yandan TL işletme kredileri %7. Kredi kartı tarafında ise çeyreksel bazda %7'lik bir büyüme kaydettiğini gördük. Az önce takipteki kredi oranından bahsediyordum. %6 seviyesinden bu noktada %4,5 seviyesine gerilediğini söyledim. Bunun sebebi de şu. Şimdi banka tahsil edilme imkanı kalmamış olan %100 karşılıklı olan kredileri bilançodan ayıkladığı için otomatikman takipteki krediler, yani sorunlu olan kısım tamamen atılmış oluyor. Bunun neticesinde zaten karşılığı var. Biz neticesinde takipteki kredi oranının %4,6'ya kadar indiğini gördük. Bu tutar harç olarak hesaplanmış takipteki kredi oranı da %5,8 seviyesinde. Yani 4 milyar TL'lik tutar kayıttan düştü diyorum ya, bunu daha harç tutarsak %5,8 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani tam olarak şöyle ifade edeyim. Üçüncü çeyrekte %6 takipteki kredi oranı. Normalde %5,8'e inecek olmasına karşın %100 karşılıklı kredilerin mali tablodan ayıklanmasının neticesinde %4,6'ya kadar gelmiş oluyor. Tam ifadesi de bu. Swap dahil net faiz marjına bakıyorum. Çeyreksel bazda 4. çeyrekte 45 bas puan olarak daralma kaydettiğini gözlemledik. Dolayısıyla toplamda net faiz gelirleri tarafında çeyreksel %5,6'lık bir artış var. Yıllık %25,5'lık bir artış var. Karşılıklar öncesindeki kar rakamının %45,3 oranında çeyreksel düştüğünü görüyoruz. Yıllık %13,5 düştüğünü görüyoruz. Net dönem karda bu gerçekleşen 1.1 milyar TL üzerinden gidecek olursak çeyreksel bazda %41,4, yıllık bazda ise %9,1 oranında daralmış oluyor. Bankanın ortalama öz kaynak karlılığına bakıyorum, 10,6 seviyesine gelmiş. Üçüncü çeyrekte 11,2 idi. Dolayısıyla çeyreksel bazda 0,6 yüzde puan öz kaynak karlılığında düşüş var. 2019'un dördüncü çeyreğinde ise %12,1'di bankanın öz kaynak karlılığı. Dolayısıyla yıldan yıla da öz kaynak karlılığında 1,5 yüzde puan kadar bir düşüş var. Bankanın net risk maliyetinde ise %3,3 olarak gerçekleştiğini gördük. Burada çeyrekten çeyreğe 0,2 yüzde puan, yıldan yıla ise 0,4 yüzde puanlık bir düşüş var. Burada birkaç tane yine finansal sonuçlarına ilişkin belki grafik gösterebilirim. TL mevduatlarda sektör ortalamasının üzerinde dedim, gelişimi şu şekilde. Evet, 2019'da çift değerli bir büyüme var orada. Kesinlikle, yani 2019'da 113,2 milyar TL'ydi. 2020'de 142,2 milyar TL'ye yükseldi. Yabancı para mevduat payını ne kadar yükseltti? 27,7 milyar dolarda, 2020'de 29,3 milyar dolara geldi. Dolayısıyla yıllık bazda da %6 büyüme kaydettiğini gördük. Başka ne ön plana çıkartabiliriz? Mesela TL vadeli TL mevduat oranında sektörle kıyaslandığında burada daha bankanın yukarıda olduğunu görmekteyiz. Yabancı para mevduatta da sektör %40'da, garanti %56'da. KOBİ ve bireysel mevduatların payına baktığımızda %73 TL müşteri mevduatlarında, %77 yabancı para müşteri mevduatlarında kaldığını görüyoruz. Şurayı göstereyim bir de. Az önce bahsettim faiz marjından, nasıl bir evinim var burada da ondan bahsedeyim. Gördüğünüz kadarıyla 21 bas puanlık bir artış var. Çeyreksel bazda da swap maliyetleri dahil faiz marjına baktığımızda burada da geri çekilme devam ediyor. Son 4 çeyrek boyunca burada geri çekilmenin devam ettiğini gördük. En son çeyrekte de 37 bas puanlık bir düşüş meydana geldiğini gördük. Dolayısıyla Garanti Bankası'nın bilançosu dediğim gibi aslında hiçbir sürprizi olmayan bir bilanço. Normalde de az önce senin de bahsettiğin gibi analistler etkisi olmasını zaten beklemiyorlardı. Şimdi Anadolu Hayat'tan da rakamlar geldi. Dördüncü çeyrekte onlar 133 milyon TL'lik bir net kar açıklamasında bulundular. Çeyreklik bazda %1 düşüş, yıllık bazda ise %10'luk bir artış var anladığımız kadarıyla kar rakamlarında. Sabah Yapı Kredi Yatırım'dan değerlendirme gördüm. Sınırlı olumlu demişler. Alt tavsiyesini koruyorlar. 13 TL'lik 12 aylık hedef fiyat seviyesi telaffuz etmişler raporda. Evet, aslında net kar piyasa beklentisinin üzerinde ama Anadolu Hayat için hani çok fazla piyasa beklentisi olmadığı için böyle sağlıklı bir ortama sunamıyorum ama sunanlar için en azından net kar beklentisini paylaşanlar için onların net kar beklentisinin ortalamasının üzerinde gelen bir rakamla karşılaştık. Yapı Kredi Yatırım'ın mesela bunu söylemesinin yani sınırlı olumlu demesinin
her ne kadar beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen Anadolu Hayat'ın bu noktada özellikle BIST 100'e göre yılbaşından bu yana %21 performansının daha iyi olması. Dolayısıyla belli noktada zaten bu bilanço beklentisinin fiyatlamalara dahil olduğunu düşünüyorlar. Gel gelelim mesela biz burada bilanço tarafından bilanço etkisine söylüyoruz. Hani analistler şöyle bekliyor olabilir, böyle bekliyor olabilir diye ama mesela bugün hani bilanço etkisi ne kadar görülür? Başka bilançolar olsaydı ne kadar görülebilirdi kısmı da tartışmalı. Hı hı. Çünkü genel itibariyle zaten şu an artıda olan 3-4 tane hisse var. Yani evet, genele yayılmış satış var. Bir düşüş var. Evet, mesela Anadolu Hayat'ta da şu anda %1.14 değer kaybı var ama dediğin gibi piyasanın geneline baktığımızda da zaten şu an 4 tane hisse sadece artıda mesela. Yani normalde evet bilanço hani Garanti Bankası için aynı şey geçerli. Hani etkilemesi bilançodan kaynaklı bir düşüş vesaire olarak değerlendirilmiyor. Evet. Anadolu Hayat emeklilik için de normalde her ne kadar endeksin üzerinde performans göstermesine rağmen sonuçları kuvvetli geldiği için normal bir günde normal bir fiyatlama olsaydı bilanço etkisinin pozitif olabileceği düşünülüyordu. Bu noktada özellikle hayat operasyonlarındaki sonuçlar mesela yapı kredi yatırımının özelinde beklentilerin altında kalmış. Yatırım gelirleri ve bireysel emeklilik operasyon katkısı beklentilerden daha olumlu gelişmiş. 2021'in ilk yarısında özellikle yapı kredi yatırımının beklentisini söylüyorum ben bu noktada. Hayat sigortacılık operasyonlarında TL faizlerdeki yükseliş neticesinde zayıf seyrin devam etmesini bekliyoruz demişler. Kredi bağlantılı hayat sigortacılığı ürünleri toplam prim üretiminin %60'ını oluşturuyor. Besin segmentinin ise özellikle yönetilen fonlar içerisinde hisse oranının %12 gibi düşük bir seviyede olması sayesinde daha korunaklı olacağını düşünüyoruz demişler. Bu arada Anadolu Hayat emekliye dair biraz daha detay vermekte fayda var. Bunu neden söylüyorum? Temettü beklentilerini paylaşan analistlerin içerisinde eğer temettü verimine bakıyorsa şayet Anadolu Hayat emeklilik mutlaka bulunuyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü temettü veriminin yüksek olması bekleniyor. Olur da temettü verirse. Şöyle ki mesela yapı kredi yatırımının yine beklentisinden devam edeyim. Alt tavsiyesi vardı zaten bu arada. 12 aylık hedef fiyatı da 13 TL. Hedef fiyat aşağı yukarı %20'nin üzerinde bir getiri potansiyeli sunuyor. Ve 2020 tahminlerine göre baktığımızda da şirketin 2021'de net karını %6 oranında büyütmesini tahmin ediyorlar. Öz kaynak karlılığının da %32 seviyesinde oluşmasını bekliyorlar. Bu noktada mesela öz kaynak maliyetini %16.6 olarak kullanmışlar modellemelerinde. Her bir 100 puanlık bir değişim söz konusu olursa hedef fiyatında %8 etki ediyor. Yani bu noktada maliyet mesela 100 bas puan arttı, bu hedef fiyatını etkiliyor, değiştiriyor. Ve 2020 net karından da şirketin %7.4 oranında temettü verimine tekabül edecek şekilde temettü dağıtmasını beklemişler. Yani Anadolu Hayat emeklilik için, Anadolu Hayat için öngörülen temettü verimi %7.4 2020 net karından yapı kredi yatırımı. Şimdi bu arada rakamlar da gelmeye başladı TÜİK'ten. Hemen bakalım. Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracatta %16, ithalatta %11,6'lık artışlar var. Bu da dış ticaret açığını 4,5 milyar dolar seviyesine getirmiş durumda. Aralık ayı özelinde konuşacak olursak, 2020'nin tamamına bakacak olursak ihracat %6,3 azalırken ithalat tarafında %4,3'lük bir artış olduğunu da belirtelim. Aralık ayı için enerji ürünleri ve altın hariç ihracatta ise %18,5'luk bir artış var. İthalat kalemi ise burada %18,3 kadar artmış gözüküyor. Dış ticaret açığı Aralık ayı özelinde %3 kadar bir azalma gösterdi. Ocak-Aralık dönemine bakacak olursak %69,1'lik bir artışı var. Gelmiş olduğu nokta 49 milyar 915 milyon dolar seviyesine işaret ediyor. Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattan aldığı pay %93,2 olarak karşımızda ve ara malların toplam ithalattaki payı da Aralık'ta %72,5'luk bir oranla karşımızda. Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğunu görüyoruz. İthalatta ise ilk sırayı Çin almış görünüyor. Yine mevsim ve takvim etkisinden arındırdığımızda ihracatta %8,3'lük bir artış var. İthalat ise bu kalemde %2,7 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı %3,8 ile düşük kalmaya devam ediyor. Burası tabii yapısal tarafta da kuvvetlendirilmesi istenen bir oran. Özel ticaret sistemine göre bakacak olursak ihracat 2020 Aralık ayında %15,5'luk bir artış gösterdi. İthalatta ise %16'lık bir artış var. İhracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 160 milyar 515 milyon dolar oldu. İthalat tarafı da 209 milyar 410 milyon dolar olarak ölçüldü. Belirtelim. Aynı anda bir de turizm istatistikleri de geldi. Orada da
Dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %50,4'lük bir azalmayla turizm gelirleri 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar olarak karşımıza çıkıyor. Turizm gelirlerinin %75,4'ü yabancı ziyaretçilerden, %24,6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerinden kaynaklandı diyor TÜİK. Yine detaylara baktığımız zaman ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket turla organize ettiği belirtilmiş. Bu çeyrekte yapılan harcamalar 3 milyar 335 milyon 869 bin doları kişisel, 577 milyon 890 bin doları ise paket tur harcamaları şeklinde gerçekleşti diye kırılımı da vermişler. Gecelik ortalama harcama 54 dolar olarak şekilleniyor. Yanı sıra ziyaretçi sayısının da geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %57,7 azaldığı bilgisini tabii pandemi ortamında paylaşıyor bizimle TÜİK. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %64,9'da en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ziyaret etti demişler. Yine turizm gelirleri açısından değerlendirdik tabloyu. Turizm giderleri tarafında da geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %81,9'luk bir azalma olduğu da ifade ediliyor. Bu arada yurt dışını ziyaret eden vatandaşlarsa 2019'da 4. çeyreğine göre %86,8 azaldı. Aslında tam bir pandemi tablosu ortaya koymuş turizm istatistiklerine. Ne dersin Gizem? Herhalde beklenti dışı bir gerçekleşme yok burada. Şimdi gerçekleşen rakamlarda zannedersem hani rekor bir ihracat ve rekor bir ithalat da aslında yılı tamamladık neredeyse. Zaten ithalat rekoru olmadan ihracat rekoru olmuyor zannediyorum. Kesinlikle öyle, aynen. Şimdi Aralık ayında tamamladığımız için dış ticaret istatistiklerine tamamı elimizde var. Rakamları şöyle özetleyeyim. Az önce sen de bahsettin zaten. Aralık 2020'de 17.8 milyar dolarlık ihracat yapmışız biz. Dolayısıyla bizim ihracat rakamımız geçen yılın Aralık ayıyla kıyaslandığında %16'lık bir artış kaydettiğini gösteriyor bizlere. Bu Aralık ayındaki 17.8 milyar doları da eklersek Ocak-Aralık döneminde biz toplamda yaklaşık 170 milyar dolarlık ihracat yapmış oluyoruz. Bu yıllık anlamda bakıldığında %6.3 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Yani tüm yılın ihracatında %6.3 oranında bir düşüş var. Şöyle ki ithalat tarafında bu durumda düşüş olursa zaten rekor değil de evet gene de kuvvetli bu arada rakam salgın açısından olması açısından da söylüyorum. İthalat tarafında ise 22.3 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Bu durumda da 219 milyar dolarlık bir ithalat rakamıyla yılı tamamlamış oluyoruz. Yani 2020'nin tamamında yaklaşık 170 milyar dolar ihracat yaptık. 220 milyar dolara yakında ithalat yapmış oluyoruz. Böylece bizim dış ticaret dengemize baktığımızda açığımız %69 oranında sadece 2020 yılında artmış oluyor. Yani 49 yaklaşık 50 milyar dolar civarında 2020'nin tamamında açığımız var. İthalatın ihracatı karşılama oranı mesela geçen yıl %86 iken bu yıl %77,2'ye düşmüş vaziyette. Ve şunu söyleyeyim ama yani bu rakam kendi başına kuvvet derken aslında ben sadece dördüncü çeyreği düşünüyordum. Çünkü dördüncü çeyrek rakamına baktığımızda dördüncü çeyrek toplamı iyi bir ihracat rakamına özellikle işaret veriyor. Bu da gene geçen yılın son çeyreği için olumlu mesaj veren bir başka veri dördüncü çeyrek özelinde. Turizm rakamlarına baktığımızda da turizm detaylarına bakmadım henüz. Ama zaten çok iyi bir yıl geçirmedik ama dünyada hiçbir ülke herhalde bu anlamda iyi bir yıl geçirmedi zaten. Umuyoruz ki bu sene daha iyi olsun aşı haberleriyle birlikte. Çok çok önemli ama bu sene gerçekten de yani aşı haberlerini bu kadar yakından takip etmemizin sebebi hani 3 aşağı 5 yukarı 40 milyar dolar bizim turizm gelirimiz olsa bundan ödün vermek çok büyük bir rakam Türkiye ekonomisi için. Umarım düzelir her şey yani. Bu arada borsada sadece 12 hisse yükselişte 88 hisse düşüyor. Hemen onu da ifade edelim. Gübre fabrikaları, Deva Holding, Karsan, Otokar, Aygaz şu anda en çok yükselir konumda yüzdesel bazda. En çok düşenler de Ford Otosan, Alarko Gio, Borusan, Manesman, Mavi Giyim, Bursa Çimento hisselerini takip ediyoruz. Hatırlatalım. Böylece piyasa masasına nokta koyalım. Haftaya pazartesi tekrar buluşuncaya kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.